Arkadaşlar bedel grubu. Bedel grubunu anlayabilmek için bir tablo çiziyoruz. İki tane gözlü oluyor. Efendim. Bu iki gözlü ifadenin tümü tek bir kelime grubudur. Ve cümlenin tek bir ögesine karşılık gelir. Efendim. Bu tabi diye bir konu var Arapçada. Uyan demektir. Yani irab açısından kendisinden öncekine ki ona da metbu derler. E, uyan uyan e, yapılara tabi denir e, şu anki işlediğimiz bedel. Bedelde bir tabidir. Yani önce bir metbu gelir. Peşinden tabi gelir. Tabi uyan demek. Niye uyuyor? Hangi açıda uyuyor? Açıdan uyuyor. İrab açısından. Ya yani kime uyuyor? Kendisinden öncekine. Mesela kendisinden önceki merfuysa, merfu ise tabi de merfu. Mansupsa o da mansup. Mecrursa o da mecrurdur. Sıfat tamlaması gibi. Zaten sıfat da bir tabidir. Ama şu an biz sıfat tanımasını görmeyeceğiz. Çünkü buradaki bedel e, nitelik bildirmez. E, mesela e, efendim ebi diyelim. Ebi babam demek. Babamın e, kim olduğunu söyleyeyim adını. Hasenun. Eğer ben buradan cümle kurmuyorsam, cümle kurarsam o zaman bedel bu şey tabi falan filan olmaz. Ee, kelime grubu da ortaya çıkmaz. Babam Hasan'dır olur. Yok ben ikisi birlikte tek bir ögeye karşılık gelsin. Kelime grubu olsun istiyorsam biz buna bütün olarak Hasan babam Hasan babam hoş olmadıysa o zaman babam Hasan deriz. Ondan sonra peşinden yüklem getiririz. Bu bütüne biz bedel grubu diyoruz. Bedel grubunda sonraki gelen isim iğre başından öncekine uyar. Burada e, de sanki e, uymamış gibi gözüküyor. Çünkü Y B'nin harekesini aldı götürdü. O zaman babam demeyeyim de mesela Validu Ali'yin diyeyim. Ali'nin babası Hasan. Hasan kim? Ali'nin babası. Ali'nin babası kim? Hasan. E, efendim. Aynı kişiden bahsediyoruz biz. Hasan'a tabi e, Ali'nin babasına da metbu diyoruz. Ali'nin babası merfu olunca Hasan da merf olmuştur. Aynı kişiden bahsettiğimiz için ve tek bir kelime grubu olduğu için buna biz bedel kul, bedel kul, e min kul ya da bedeli mutabakat diyoruz. Bedeli mutabık, bedeli mutabık diyoruz efendim. Peki başka türleri var mı? Var. Mesela el kitabı deriz kitap. Sonra da safahatuhu deriz sayfaları. Ben burada e, kitabın kendisinden değil kitabın parçasından sayfalarından bahsediyorum. Ya da gılefuhu deriz kapağı. Şimdi kapak kitabın bir parçası mı? Evet. Kapağı çıkarınca kitapta azalma olur mu? Evet. O zaman biz buna bedeli e, efendim bat min kul diyoruz. Bedel bad min KUL ikinci sözcüğün e, efendim birinci sözcüğün bir parçası olduğu bedel türüdür. E, dikkat ediyorum, dikkat edin. E, bu iki sözcük bir bütün olarak ancak e, kelime grubu bedel grubu oluşturur. Glafu tabi kitap metbudur. İkisini bir ben tek bir ögeye karşılık getirmek için el kitabu glafu. Ahmaru dedim mesela kitap e, efendim kapağı e, kırmızıdır. Fakat biz bizim Türkçe'de böyle bir yapı yok yani kitap kapağı kırmızıdır yok. Biz ne deriz onun yerine kitabın kapağı kırmızıdır deriz e, efendim. Bir de el diyorum yine peşinden fayda tu hu diyorum. Şimdi size soruyorum fayda kitabın bir parçası mıdır? fiziksel bir parçası mıdır? Yani faydayı kitaptan çıkarırsam kitapta azalma olur mu? Ee, i̇şte yarısı gider mi mesela Gitmez. Çünkü faydası kitabın bir e, özelliğidir bir yönüdür e, bir fiziksel parçası değil. Bakın son sayfası iç sayfaları bilmem, ikinci bölümü, üçüncü bölümü, kapağı, girişi, bunlar kitabın parçası da. Bunları çıkarırsan kitapta azalma olur. Ama rengi, yazısı, efendim düzeni, faydası, bu gibi ifadeler kitabın özellikleridir, çeşitli yönleridir, efendim. Bunlara da biz bedeli ihtimal, efendim diyoruz bu tür bedellere e, ee, mesela cümle kuracağım. Yani, kitabın faydası çoktur diye. El kitabu dedim. Fayda tuhu evet kesiratun. Evet kitabın faydası efendim e çok. Diyeceksiniz ki biz niye o zaman isim tanımlaması yapıp da faydetul kitabi efendim kesiratun demiyoruz kitabın faydası çoktur. Efendim, Arapça da şimdi Arapça muğrab bir dil ya, evet bu muğrab bir dil oluşu ona farklı kelime grupları oluşturma şeyi efendim genişliği imkanı kazandırıyor. Bunun her ikisinin de Türkçe'ye aynı şekilde tercüme edilmesi Türkçe'den kaynaklanıyor. Bu bir Bedel Grubu müpteda ama burada ise e, isim tanıması, fakat ikisini de maalesef Türkçe'ye isim tanımasıymış gibi tercih ediyoruz. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim, mesela Ali'nin Ali'nin başarısı e, efendim büyüktür gibi bir cümleyi normal isim tanıması olarak tercüme edebilirsin. Nasıl? Necahu Aliyen Kebirun Ali'nin başarısı büyüktür dedik. Ama bugün bir bedel grubu görüyorsunuz ve orada önce Ali diyorsunuz. Daha sonra Ali'ye necahuhu şeklinde irabı uyacak şekilde e, Ali'nin bir yönünü ifade ediyorsunuz. Bedel grubuyla ama. E, aynı anlamı elde ediyorsunuz. Birinci cümlede Necahu Ali'nin isim tamlaması olarak müpteda. İkinci cümlede e, efendim Ali sonra başarısı diye ona bedel getiriyorsunuz. Ali'nin başarısı efendim bedel grubu olarak e, müptedadır. Şimdi üç tür bedel olduğu anlaşılıyor. Birisi bedeli mutabık. Şimdi soruyorum. Kitabın faydası, kitabın kendisi midir? Hayır, bir yönüdür. Kitabın e, kapağı kitabın kendisidir, Hayır bir parçasıdır. E, ama Ali'nin babası Hasan dediğimizde Hasan kim? Ali'nin babasının bizzat kendisidir. Mesela El Halifetu Omaru dediğimizde Ömer Halife ya da Halife Ömer. E, Halife kim? E, Ömer. Ömer kim? Halife. O zaman bedeli mutabıktır. İşte annem Hatice, ummi Hatice tu. Bu annem kim? Hatice. Hatice kim? Bu çerçevede annem bedeli mutabıktır. E, fakat ummi annem vecuhu he yüzü cemiletun cemilun güzeldir annem sonra diyorum ki vazgeçiyor yüzü güzeldir diyorum Şimdi burada yüz ifadesi annemin e, bir parçası ve o zaman bedel uf e, Bedel bat min kul olur. E, efendim. Ama yukarıda annem Hatice ya da Halife Ömer e, dediğimizde aynı kişiden bahsettiğimiz için bedeli mutabık yani bedel kul min kul olur. Fakat e, annemin mesela e, ah, ummi ahlakı ahlakı e, efendim tayyibetun iyidir dediğimizde ahlak e, annemin manevi bir yönünü efendim şey e, evet bir özelliğini bir yönünü gösteriyor e, ayağı kafası kolu bacağı gibi bir parçasını e, değil o yüzden biz buna bedeli ihtimal efendim diyoruz kapsama bedeli e, bedel bahat minkule de ee, parçacı bedel diyebiliriz. Hani e, zihnimize yaklaştırmak e, için. Zaten baat bir kısmı demek, kul tüm demek. Kul, ba, bedeli bad min kul bir bütünün e, bir parçası demek. Yani bu bir şeyin parçası olduğunu nasıl anlarım? Eksil e, çıkardığımda bütünden eksilme oluyorsa demek ki parçasıdır olmuyorsa onun bir yönüdür, bir efendim e, özelliğidir. <laughs> Burada tekrar bir hatırlatma yapayım. Önce gelen sözcüğe müptel mihnu diyorlar. Peşinden gelen e, sözcüğe bedel diyorlar. Ve bedel irab açısından müptel mihne uyar. İkisi de merfu, ikisi de mansup, ikisi de mecrur olur. E, ama en önemlisi gözden kaçırmamanız gereken şey bu bütüne biz e, bedel terkip diyoruz. Terkip bedeli ve bu da tek bir cümle ögesine karşılık gelir. Ha bu cümle ögesi müpteda olur, haber olur, mefulün bir olur, fail olur. E, efendim. Efendim ana bedel türleri e, ve bilmeniz gerekenler e, bunlar. Mesela Salih Anke seni sordu. Sahibu Keferidun. Arkadaşın Ferit. Şimdi buradaki Ferit arkadaşın sıfat olamaz. Ferit çünkü özel isim. Ama arkadaşını Ferit'ten sonra getirsek sıfat tanıması olurdu. İşte ama getirmemişiz. Şu bütün bütün burada bedel grubudur. Önceki müptelmin, sonraki ise bedel olarak adlandırılır ve bu bedel grubunun tümü Sehele'nin fail öbeğidir. Sadefnel kâtibe Hasen'in yazar Hasan'a rast geldik. Bu bedel grubudur. Mefulün bir öbeğidir. Müptelmin bedelden oluşmaktadır. Bedelin türü her iki örnekte de mutabık kul münkul türündendir. Efendim ehike eh aladan dolayı mecbur oldu. Peşinden gelen Hasan o da mecbur olacak. O zaman şunun tümü e, artı Bedelden oluşan bir bedel terkibidir ve alanın mecrur öbeğidir. Hmm, efendim. Bedel min kul de ise kitabı okudum diyoruz. Sonra yarısını diyoruz. Mübdel min el kitap nısfahu onun bedelidir. Buna biz bedel grubu diyoruz. Bu grup kara fiilinin mefulun bir öbeğine karşılık gelmiş. İkinci bedele bakıyorum e, ee, İrab açısından önceki uymak zorunda zaten. Ee, efendim fetalı. Ee, bu da fetalı. Yani ikisi de mansup. Bu yarımını yani kitabı yarısını okudum diyoruz ya. Bu kitabın şey yarısı kitabın bir parçası mı? E, parçasıysa bedel bat el e, baht min kuldur. Tabii ki e, efendim e, parçasıdır. Ekel tur ragife sulusehu. Sulus bir bölü üçü. E, üçte biri demektir. Mübtelmin artı bedel hepsine biz bedel grubu diyoruz. Burada ekelenen müfulün büyüğüne karşılık gelmiş sulus kelimesi 1/3 olduğundan ragif'in bir parçasıdır. Çünkü çıkardığında geriye 4/3 efendim kalır ya da 3/2 kalır ha. 3/2 kalır. E demek ki azalma var bütün de. O zaman bedel bad minkul olarak adlandırılır. Bakınız mada leylu ekseruhu. El leylu mübtel, mübtel bedeldir. Bu ifadenin tümü efendim mada fiilinin fail öbeğidir. i̇şte yani her ögeye karşılık gelebiliyor. Yeter ki siz iki kelime grubundan oluşan bir terkip olduğunu bilin. İkincisi irab açısından birincisine uyuyor. Bu ikincisi birincisinin bir parçası o zaman bedel bat minkuldür. Eğer kendisi değil, bir parçası değil, bir yönü ise buna bedel ihtimal denir. Aliyun peşinden ilmuhu. Ilmuhu bir Ali'nin ayağı, kolu, başı falan değil. O yüzden efendim bedel ihtimal değil. Ali'nin kendisi ilim değil, İlim, Ali demek değil. O zaman bedel ihtimal diyoruz. Müptelimin artı bedelden oluşuyor. Bu bedel grubunun tüm acebenin efendim fail öbeğidir. E acebeni şakayku ke gra'atu efendim gibi. Bakın tercüme ederken Ali'nin ilmi demişiz. efendim. Niçin? E çünkü Ali ilmi diye bir bedel grubu yok. efendim Türkçede. Çocuk mesela ezaceni beni rahatsız etti, huzursuz etti demek. Tamam da çocuğun mesela çocuktan sonra özel isim getirin. Bakınız bedeli şey olur. Ezaceni tıflum hasenun. Çocuk Hasan efendim beni rahatsız etti. Bedel kul olur. Bedel kul min kul. Yani bedeli mutabık. Ya da çocuğun mesela eli beni rahatsız etti. Çünkü o saçımla oynayıp duruyor. Ezaceni et <tıklı> tıflu yeduhu. Mesela. Bu da bedeli bat minkul olur. Ama bu kevuhu dersen bedeli iştimal olur. Bedeli ihtimal olur. Çocuğun ağlayışı beni rahatsız etti, huzursuz etti. Müptelmin artı bedelden oluşan bu yapı bir bütün olarak ezacenin fail öbeğine karşılık geliyor. Burada mesela soli berraculu libasu adam soyuldu ee, efendim. Ondan sonra da diyoruz ki elbisesi diyoruz. Ee, evet. Şimdi adamın kendisinde yani fiziksel olarak bir azalma oluyor mu? Ee, efendim, hayır. Ee, çünkü kolu, bacağı, ayağı değil elbisesi, onun efendim özelliği kabul ediliyor ihtimal. Efendim diğer bedel çeşitleri ise gerçek bedel sayilmayabilir sonuncusu hariç. Efendim mesela efendim A, aklımdan benim e, köpek e, şey yok, at demek geçiyor mesela Ama ağzımdan köpek diye çıkıyor e, Ya da e, Efendim ben öğrenci geldi demek istiyorum ama Ağzıma e, Öğretmen lafı geliyor işte öğretmen diyorum sonradan fark ediyorum e, Öğrenci geldi diyorum Evet Cehl muallimu e, Sonra vazgeçiyorum Çünkü yanlış yaptığımı anlıyorum ettilmeyiz diyorum Gerçek bedel türü değil bu. Zaten bu dilde e, normalde kabul edilmez. E, yani bunu hatipler söylemez, şairler söylemez. E, bunu bizim gibi efendim e, aklı bir yerde, hafızası zayıf e, işte eli bir yerde olan insanlar söyler. E, işte öğretmen e, sonra ya Allahım yarabbim öğretmen mi dedim? Öğrenci geldi. Hani biz böyle diyoruz ya. Onun gibi e, bir yapı. Efendim. Niye yüzü diye merfu yapıyorum? Buna uyduğundan değil. E çünkü ben bunu yanlışlıkla söyledim zaten. Efendim. Evet. Buna böyle diyoruz. Bazen e, işte e, unuttuğumuzdan da olur. E, ondan sonra bu da yukarıdaki gibi yanlış söylüyorsun. Niye yanlış söylüyorsun? Sebebi ister hafızan zayıflığından kaynaklansın hafızanın, isterse de ee, sen e, yanlışlık yapıyorsun, yanlış bilgiden kaynaklansın, unutkanlıktan kaynaklansın. E, gerçekte böyle bir şey olmaması lazım. E, i̇şte Hatib'in hafızası güçlü olur, o konuşurken e, efendim yanlış e, sözcüğü söylemez. Mesela Muhammed e, Kahire'ye gitti diyorum, sonradan e, efendim yanlışlık yaptığımı hatırlıyorum. E, efendim ben Kahire'ye zannediyordum. Ama sonradan hatırlıyorum Kahire'ye değildi. Ya da Muhammed'e de bedel getirebilirim. Sefere Muhammed'in ile Kahire'ti sonra ulan Muhammed değil de Hasenun diyebilirim. Ya da Muhammed Kahire'ye seyahat etti diyorum. E, ama sonradan hatırlıyorum lan Kahire'ye değil diye İskenderiye'ye. O zaman sadece El yani İskenderiyeti diyorum. Niye İskenderiyeti diyorum? Çünkü Kahire'yi yanlışlıkla kullandım. E, ile İskenderiye'nin başına geliyor. Efendim, bedel idrab, burada bence bir e, yanlışlık söz konusu. E, efendim, idrab çünkü vazgeçme demek. Hatta yemekten vazgeçmeye biz, hani krev, e, açlık krevi diyoruz ya, evet. Açlık grevi ne demek? Yemekten, yemek yemekten vazgeçmek demek. Burada ekel tukubzen, ekmek e, efendim yedim e, diyorum. E, sonra da, ee, yine bir tür yanlışlık yapıyorum yani ekmek e, değil de e, doğrusunu söylemek e, vazgeçiyorum yani ekmek e, sözcüğünü kullanmaktan lahmen diyorum ama burada ekmek bir de et yedim oluyor değil bence efendim e, ekmek sonra değil değil e, et yedim e, diyoruz efendim yani bu söylediğimiz e, bedelleri Efendim, her insan söylemez. Daha doğrusu, nasıl diyeyim, söylenmemesi gereken yanlışlıktan, hafıza zayıflığından, unutkanlıktan kaynaklanan bedellerdir. Gerçek bedeller bunlar değildir. Fakat şu bedeli tavsiye denilen bir şey, mesela diyorum ya, kelime üç türdür, isim, fiil, harf diyoruz ya ya da şöyle tercüme edebiliriz kelime isim fiil ve harf olmak üzere üç türdür oradaki e, kelime isim fiil ve harf e, üç türün açıklaması mesela e, efendim e, ebeveynine hürmet et diyorum ebeveynine dedikten sonra anana ve babana diyorum zaten ana ve baba kim ebeveyn ebeveyn kim ana ve baba yani bu bence e, bedeli mutabık türünde değerlendirilebilir Efendim yani demek istediğim o ki o başta söylediğimiz üç bedel e, türü var ya evet bu bize efendim e, yeter. Burada ikinci ve üçüncü tür bedel yani parçacı ve e, efendim e, kapsama bedeli yani bedel batminkul ve bedel ihtimal var ya örneklerde siz de e, dikkat etmişsinizdir hep önceki sözcüğe dönen bir zamir içeriyor bedelde. Yani isim tanıma sonra geliyor. Mesela bakalım. Bakınız adam diyorum. Adama dönen bedeli ihtimalde libezuhu şeklinde bir zamir kendisine dönüyor. Diğerine bakalım. Mesela kitap yarısı derken şuradaki zamir kitaba dönüyor. Evet. Bedeli Baht minkul ve bedel ihtimalde efendim bu, bu bunlar e, söz konusu. Ama bedeli mutabıkta böyle biz damere ihtiyacımız yok efendim e, e, yok. Evet arkadaşlar konumuz bu yani bu kadar. İnşallah istifade etmişsinizdir e, efendim.